Gebelikte yapılması gereken tetkikler, hasta bize ilk başvurduğunda hastanın mutlaka kilo ve tansiyon kontrolünü yapmalıyız ve bunu her gebelik viziti sırasında tekrarlamalıyız. Ultrason her ne kadar bir tetkik olmasına rağmen artık biz kadın doğum hekimleri her muayenemizde ultrason yapmaktayız. İlk muayeneye hasta geldiğinde mutlaka kan değerini, idrar tahlilini, tiroid tahlillerini almalıyız. Bunun yanında hastanın sistemik bir hastalığı varsa buna ait testleri de gerçekleştirmeliyiz. Bundan sonraki testimiz 11 ile 14. haftalar arası yaptığımız ikili testtir. İkili test bir tarama testidir ve olasılık bildirir. Bebeğin ultrason eşliğinde ense kalınlığını ölçüp laboratuvar koşullarında kanı aldırılır. PAP-A ve beta HCG değerleri bakılarak bir olasılık bildirilir bizlere laboratuvarda. 1/250'nin altına yüksek riskli kabul ediyoruz. Eğer böyle değerlerle karşılaştığımızda hastamıza amniyosentez veya koryon villus biyopsisi öneriyoruz. Eğer 1/250 ile 1/1000 arasındaysa orta riskli grupta takip ediyoruz hastamızı. 1/1000 üstünde de bir problem yoktur diyoruz. Ama bunlar tarama testleridir. Eğer 11 ve 14. haftayı kaçırmışsak, üçlü test dediğimiz 16 ile 20. haftalar arası tarama testi yapıyoruz. İkili test ile üçlü testin arasındaki fark nedir diye farkı belirtmek gerekirse, ikili testin doğruluk payının %90, üçlü testin ise %60-65 olduğunu biliyoruz. O yüzden ikili test normal geldiğinde üçlü testi yapmayı gerekli görmüyoruz. Sadece alfa-fetoprotein değerini almamız bizim için yeterli. Çünkü alfa-fetoprotein değerinin yüksekliği bizim omurgadaki açıklıklar yönünden dikkatli olmamızı gerektirir. 24. haftada şeker yüklemeyi rutin her gebemizde yapıyoruz. Eğer ailede şeker hastalığı varsa, gebenin daha önceki gebeliklerinde gebelik şekeri oluşmuşsa bunu daha erken haftalarda ve 100 gram yüklem olarak da yapabiliyoruz. İlerleyen dönemlerde gerekli gördükçe hemogram ve idrar tahlillerini yeniliyoruz. 32. haftadan itibaren, daha çok da 36. haftada NST dediğimiz non-stres testi uygulayarak gebemizi doğuma hazırlıyoruz.